Sevgili izleyiciler, emeklilik için yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp prim günü şartına takılanlar için heyecanlı bekleyiş başladı. Eğer tasarı kabul edilirse yaklaşık 100 bin kişi emekli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı prim günü eksiği olanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için çalışmalara başladı. Düzenleme onaylanırsa 100 bin kişi emekli olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faruk Çelik'in bu konuda gelen talebi değerlendirmek üzere ilgili birime talimat vermesiyle sevince boğulan yaklaşık 100 bin kişi gelişmelere kilitlendi. Bürokratlar prim günü eksiği olanlara emeklilik yolunu açacak düzenleme için çalışmalara başladı. Çalışma ile eksik primi olanlara borçlanma imkanı getirilmesi öngörülüyor. Borçlanma yoluyla emeklilik için çeşitli formüller masaya yatırılıyor. Bu alternatifler arasında belli bir süre hizmet şartı aranması da var. Örneğin prim eksiği olanlara emeklilik imkanı sağlanması için en az 1800 gün prim gününe sahip olunması şartı getirilebilir. Bu durumda yıl ve yaş şartlarını tamamlayıp 1800 ve üzerinde prim günü olanlar geriye kalan eksik süreyi borçlanma yoluyla ödeyerek emekli olabilir. Prim günü eksiği nedeniyle emekli olamayanlar için nasıl bir formül uygulanacağı çalışma tamamlanınca ortaya çıkacak. Merakla beklenen çalışma önce Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda ele alınacak. Konu üzerinde burada uzlaşma sağlanırsa yasal düzenleme için düğmeye basılacak. Uzmanlar bakanlıkta yapılan çalışma döneminin kısa sürede tamamlanmasını bekliyor.